şirketlerin ağzına bakmayalım. Burada insan yaşıyor, kuş yaşıyor, ağaç yaşıyor. Su samurları bu suda yaşıyor. 9-10 köy burada vardı bu civarında. Bunlar hepsinin yapılması işte bu köylerin ölmesi demektir. Hem ne yapalım baraj çevir katıya. Hem kudab için hem ihtiyar bu ne. Hem daha ne karım ciki daharı. Eğer es yapıyorsa bu hayvan alanı nereye gidecek? Bu arıcılık nereye gidecek yani? 93'te insanlar buradan geç ettiği zaman gidip çoğu şehirde insanlarımız kanserden öldü. Fakat böyle bir HES yapılması durumunda bu insanlar göç ederse bir daha dönemeyeceği için bu insanlar toplu intihara gitmiş gibi sayılacak. ...2011 yılında gelip burada bir çalışma oldu. Sorduğumuzda niye bu çalışma yapıyorsunuz dedi, suyun debini ölçüyoruz. Örnekler verdi, sultanlar zamanında da su ölçümleri yapılıyormuş. Bizim görevimiz bu. Biz dedik ki bak bunun sonucu sonradan HES baraj yapılır. Yok dediler, onlar işini bitirdikten sonra baktık ki geldiler yol yapmaya. Bakın yolu buraya kadar gitti. HES'in yapılması işte bu köylerin ölmesi demektir. Buradaki bu vatandaşın burada kalması, HES'in yapılması olarak kimse istemiyor bunu yani. Hepimiz yani köylü olarak karşıyız buna biz. Merkeme ne hoş, hem ne hoş, çoğun baraj etki. Baraj var ne biraz, katıya, makail mi? Katıya var ne biraz. Bu coğrafya tertemiz bir coğrafyadır yani. Çiçekten bahsedersen milyon çiçek bu alanlardan mevcuttur yani. Bu bazı mezraler var, bu aşağıda zaten çeşme suyu yok. Normal içmek suyu bu çaydan içiyorlar yani. Herhangi bir kaynak suyu yok yani. Normalde bu es yapıldığı esnada bu coğrafya kesin yerle bir olur yani. Temiz havzalar gerekli. Sarım havzası şu an temizdir. Lütfen kazma vurulmasın, bozulmasın. Düşmanlık olmasın, psikoloji bozulmasın. Eğer biz buradan güç edersek inanın ki biz kahardan, kanserden öleceğiz. Lütfen bunu yapmayın. Yetkililer bizi duysun. Rica ediyoruz, rica ediyoruz.